Selam arkadaşlar. Size bugün güncel iTunes'ta nasıl reset yapılır onu göstereceğim. Öncelikle iTunes'umuzu açalım. Müziğimizi indireceğiz öncelikle. Müziğimizi indirdikten sonra buraya sürüklüyoruz. Mesela şöyle göstereyim. Müziğimizi indirdikten sonra böyle sürüklüyoruz buraya. Müzik burada alıyor. Ardından müziğin üstüne seçerek sağ tuş yapıp bilgi vere tıklıyoruz. Bilgi verden seçenekler bölümüne girip şarkının 40 saniyelik bir bölümünü seçmemiz gerekiyor. Çünkü bu zil sesi olduğundan dolayı 40 saniyelik bir bölümü dışında kabul etmeyecek. Başlat ve durdur da seçelim şuradan. Ardından tamam'a tıklıyoruz. Burada böyle oldu. Şimdi size şunu göstereceğim. ACC sürümü yarat çıkmıyor diye bir sorun oluyor. Son güncellemeden sonra. Öncelikle düzene gelip tercihlerden genel bölümünde içe aktarma ayarlarına tıklayıp ACC kodlayıcı şununla içe aktar kısmında ACC kodlayıcı seçili olacak. Tamam'a tıklıyoruz burada. Burada da tamam'a tıklıyoruz. Müziğin işte 40 saniyelik bir bölümü seçtik bilgilerden. Ondan sonra buradan seçip müziği tekrar dosyadan dönüştüre geliyoruz. Burada menü çıkıyor tekrar. ACC sürümünü yarat seçeneğini seçiyoruz. Gördüğünüz gibi ACC sürümü oldu. Şimdi buna sağ tuş yapıp Windows gezegeninde göster seçeneğine tıklıyoruz. Burada geliyor müziğimiz böyle. Ardından dosyanı biçimlendirmek için dosyanın nasıl desem içeriğini değiştirmek için buradan klasör arama seçeneklerini değiştire giriyoruz. Görünümden ilk başta ilk açıldığında böyle bir ekran gelecek size. Bu ekranda bilinen dosya türleri için uzantıları gizle seçeneği seçili olacak. Siz o seçeneği, o teki kaldırıyorsunuz ve başlık çubuğunda tam yolu görüntüle seçeneğini tek koyuyorsunuz. Ardından tamama tıklayıp müziğin üstüne geliyoruz. Yeniden hatlandır yapıp burada M4A yazıyor gördüğünüz gibi. M4A'yı silip M4R koyuyoruz. Ardından tamama tıklıyoruz. Dosya adı uzantısı değiştirirseniz evet. Ardından müziğimizi alıyoruz. Bağlantı diye atıyoruz. Buraya gelince de ses tonlarından gördüğünüz gibi oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.